Merhaba arkadaşlar, Modeca'nın Uprising modelini tanıtıyorum. Özel bir kumaşa sahip yazlık bir mont ve hani yanına bir tane kask koydum, bununla beraber öneririm diye. Kollarında ayarlama yerleri var, dirsek ve omuzlarında özel korumalara sahip CE onaylı korumaları var. Daha önceden de bir tane Modeca mont tanıtmıştım, ondadaki korumaları CE onaylıydı. Modeca Alman malı bir mont ve hani performans ve fiyat bakımından iyi bir mont. Arkasında da bel köpüğünüze kadar inen, belinize ve sırtınızı koruyabilecek bir tane korumaya sahip, bir sırtlığa sahip. Dediğim gibi hani dirsek ve omuz korumaları var, sırt koruması var. Hani uygun fiyatlı montlardan bir tanesi. Bilekleri cırt cırtla açılıyor ve fermuarlı şekilde yapılmış. İçinde de hava geçirgen böyle fileli bir yapısı var. Kolları ayarlanabiliyor. Şunları da iki kademeli çıt çıtlı yapmışlar. Ön tarafı da tamamen fileli, alt tarafı cırt cırtlı yapılmış, yan taraflarında da cırt cırtları var. Böylece hani belinize tam oturtabilirsiniz. Arka tarafını zaten görüyorsunuz, demin de zaten sırtlı olduğunu söyledim. İçini açalım bakalım. İçinde hemen sol tarafında bir tane fermuar var. İç tarafı tamamen file doku ve pantolonunuzla beraber bağlayabileceğiniz fermuar var. Bununla hani fermuarlı bir tane hani şurasından birleştirilebilen bir tane pantolon alırsanız o da hani belinizin kaymaması için hani kıyafetinizin işte ara verip rüzgardan böbreklerinizi üşütmemek içindir. Veya işte eğer bir bellik alırsanız belliği de buradan takabilirsiniz ve böylece hani hem böbreklerin sarsılmasını engellersiniz hem de aynı zamanda terledikten sonra soğuk girip böbreklerinizi üşütmesini veya işte zarar görmesini engellemiş olursunuz. Dediğim gibi çıt çıtlı, güzel, uygun fiyatlı bir model. Yan taraflarında burada fermuarları var ve iki tane cebe sahip. Ön tarafındaki zaten çırt çırtı söyledim. Kolları da çırt çırtlı, iyi bir model. Uygun fiyatlı yazlık modellerden bir tanesi. Nolan E87'i zaten tanıyorsunuz. Nolan E87 A sınıfı polikarbon ve Nolan'ın özel geliştirdiği Lexan denilen bir maddeden yapılıyordu. Kendi geliştirdiği. Bunu tanıyorsunuz. Ben hani tekrar tanıtayım size. Çene pedi var, burun pedi var. Burun önünde 10 tane hava kanalı var. Bu önden aldığı havayı burun deliklerinden, yani burunun hemen önündeki deliklerden cama yansıtarak buğu yapmasını engelliyor. Zaten pin lockları falan her şeyi var. Geniş bir bakış açısı var. Gözlüğünüzü rahat giyebiliyorsunuz. 5 yıl garantisi var ve aynı zamanda bir güneş vizörüne sahip. Arka tarafına bakıyoruz. Üst tarafında zaten havalandırma kanalları var. Şöyle göstereyim. Kademeli açılan camı var. Üst tarafındaki hava kanallarını görüyorsunuz. Ha, bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi bu hava kanalları ve arka tarafındaki ekler, biz eğer düşersek, Allah korusun, bir düştüğümüz zaman bunlar kastan çabuk ayrılabilsin, düşmemizi engellemesin veya işte bize farklı zararlar vermesin diye kastan çabuk ayrılabilen ek parçalara sahip. Bunlar gerçekten önemli. Özellikle bunları hani aşırı böyle sert materyalden yapmıyorlar ama dayanıklı bir materyalden yapıyorlar. Bu dayanıklı materyal kaza anında, sert çarpma anında kastan ayrılarak bizim daha fazla zarar görmemizi engelliyor. Spoiler'ın hemen altında çıkış kanalı var. Hava çıkış kanalı var. Bu bildiğiniz gibi 1530 gramlık bir kask ve tabii ki mikrometrik bir bağlantıya sahip. Encom iletişim sistemini doğrudan takabilmek için de şu yan taraflarında yerleri var. Bunu çıkartıyorsunuz. Doğrudan Encom iletişim sistemini içine takabiliyorsunuz. Ve iç havalandırmaları gerçekten iyi yapılmış çünkü en iyi hava alabilen kasklardan bir tanesi ve sarsıntıyı engellemek için de özel rüzgar testi deneylerinden geçirilmiş. Ön tarafındaki çıkıntılar da bu rüzgar testinden geçip sarsıntıyı engelleyebilmesi için yapılmış. Böyle bir kask, bu montla, bu yazlık montla Nolan N87'yi önerebilirim. Bir tık daha aşağısını, daha ucuz bir kask istiyorsanız Bell Qualifier alabilirsiniz. Bell Qualifier de iyi bir kasktır ve Double D bağlantısı var. Onu da önerebilirim. Veya yeni gelen, şu arkamda olan Nex kaskları önerebilirim. Nex kasklar bildiğiniz gibi
mikrometrik bir bağlantıya sahip, yeni gelen kaslar, yeni nesil kaslardan ve hani iç pedlerinin çıkartılabiliyor olması, geniş bakış açısı, ön havalandırma kanalları, burun pedi, çene pedi ile dört dörtlük bir kask. Tabii hani bu da polikarbon bir kask, bu da özel geliştirilmiş polikarbon Lexan adı verilen bir kask, bir dış kabuğa sahip olan kask. Ön tarafında yine bunun havalandırma kanalı var, üst tarafında var, arka tarafında hava çıkış kanalları var. Bunun spoiler'ı biraz daha değişik tabii ki. Bunun da ECE 2205 sertifikası var ve 1530 gramken bu da 1525 gramlık bir ağırlığa sahip. Aynı zamanda XCOM iletişim sistemini de bunun üstüne adapte edebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunun da tabii ki şöyle bir güneş vizörüne sahip olduğunu görüyorsunuz. Geniş açışı, geniş bakış açısına sahip olduğunu zaten görüyorsunuz. Ve mikrometrik bağlantısını söyledik. İyi hava alabilen bir kask. Modeca'nın Uprising modeli de gerçekten iyi bir model. Hani uygun fiyatlı yazlık bir model, mont arayan arkadaşlar bundan yararlanabilir. Hepinize iyi sürüşler.